Yavaş yavaş. Turo değil mi lan? Abi lan! Ne oluyor lan? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İmdat! Lan! İmdat! 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 Hadi uzat! Lan! Lan! Dönün bu kantara! Savun lan! Kaçın lan! Ulan görüşeceğiz oğlum seninle! Ama seninle görüşeceğiz oğlum! Buraya gelin lan! Ama görüşeceğiz lan! Kalmayacağım ben. Abi! Abi! Bir sakin ol, bir sakin ol. Behzat! Oğlum iyi misin? Şimdi haberim oldu. Yani başına sopayla falan vurmuşlar oğlum. Hafıza kaybı falan olmadı değil mi? Ah be abi. Nerede bende o şans be? Ha, dün nereye gidiyorsun oğlum ya? Bak tanıdık doktor falan var. Yani yardımcı olabilirim. Yok be, gerek yok abi. Bu ne bir kravat be? Ne diyor lan bu? Bak baba. Sen bilirsin, benden bir şey gizleme değil mi lan bu? Abi 24 saat müşahedede kalması lazım bunun ya. Ne müşahedesi ya? Ne diyorsun? Ortalığı bulandırma ya. Yok bir şey abi ya. Lan oğlum 24 saat risk var işte. Ne Allah riski Allah. Lan? Flavulus etkisi falan olmasın? Abi, tuzu basa mıydı? Neydi? Ya abi. Gel, gel. Tanıyorum lan bunu. Abi, Mutlu Güven ya da Çiğdem, hangisini istersen. Aga şöyle rozet gibi bir şey bulduk ya. Arkasına basınca ışığı yanıyor. Suda mı çıktı bu? Yok, yanındaydı. Cevdet. Buyurun abi. Şu olay yeriyle konuş. Bununla işleri bitince sana versinler. Sen de bir araştır bakalım lan, neymiş, neciymiş. Emredersiniz abi. Ha, hadi. Hayale. O kim lan? Abi, görgü tane, pompacı. Gel lan. Sen necisin oğlum? Pompacı mısın? Pompacıyım abi ben. Pompacısın sen. Pompacıyım abi ben. Sen tanıyor musun bu şahsı? Tanıyorum abi, gördüm. Benzinlikte çalışıyorum ben. Oradan benzin aldılar. Yanında bir adam vardı. Onun arabasındaydı bu da. Ha. Ödemeyi nasıl yaptılar la? Kartla mı, nakit mi? Kartla yaptılar abi, kartla. Güzel. Hayal et. Sen git bak bakalım bu kartın sahibi kimmiş. Bir de tamam. Görüntülere bak ha. Bir de Çağla. Şu dengece dövülen kadın var ya. Ya da travesti, her neyse işte. Ona bir bak bakalım la. Tamam abi, yürü la. Ne diyorsun Behzat? Nefret cinayeti mi? Yani pek şefkatle işlenmiş gibi görünmüyor. Ha bak baba. Vallahi 4 tane kurşunun ne kadar sevimli bulduğuna bağlı abi. Ha. Vay. Tuvaleti niye içeri koydunuz da? Şey değil mi? Milleti yapsın. Ondan sonra kendini borçlu hissetsin. Gelsin alışveriş yapsın. Vay anasını ya. Yok komiserim. Ya bırak. Kime anlatıyorsun oğlum? Ben yemem lan. Ne yaptın oğlum? Bulamadım. Bir saat oldu. Buldum amirim. Buldum abi burada. Egemen Yıldız. Bu da mı lan? O amirim. Şu güvenlik kameralarına nereden bakacağız? Gelin abi, ona buradan bakalım. Oğlum sabahtan beri aynı şeyi izlemekten bıkmadın mı? Bıkmadım. Başka çizgi filmler de var. Onları izle. Bu çizgi film değil ki. Animasyon. Başlatma şimdi animasyonundan. Kafam şişti ya. Ya. Git bana su getir. Bana ne? Bak getirmezsen bir daha televizyonu açmam. Hmm.
efendim. Hakkı. Merhaba. Ne yapıyorsun? Evdeyim. Sen ne yapıyorsun? Evdeyim ben de bu akşam. Yarın dışarı çıkacağım. Gelmek ister misin? Ne yapacağız? Bir arkadaşımın sergi açılışı var. Davetiye göndermiş. Beraber gidebilir miyiz? Saat kaçta? Nerede? Ben seni ararım. Niye pis pis sırıtıyorsun lan? Suyu getirdin mi? Pikachu! Pikachu'na! Pikachu mu kaldı oğlum? Bakın kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı varsa bedelli askerlik çıkarılır. Bu doğrudur, yanlıştır. Bunu ayrıca tartışırız biz. Ama bu vicdani red konusunun gündeme gelmesini bile abes sayarım ben. İşte bu, bu abi bu. Bunların benzin aldığı pompayı gösteren bir kamera var mı? Onu aç bakayım. İyi tamam. Sen bunu çıkar bana ver, ben de kalsın. Sen de bizimle geliyorsun lan. Ben niye geliyorum ya? Ben pompacıyım abi, suçum yok, günahım yok. La oğlum uzatma ya. Yazılı ifadeni almamız lazım. Buyurun. Şey hocam, biz Mutlu Güven hakkında konuşmaya geldik. Benim öyle bir oğlum yok. Çiğdem hakkında konuşalım o zaman. Bu akşam öldürüldü. Öldürüldü mü? He. Hoş geldin Behzat. Nasılsın? Hoş geldin baba. Sen gelsene bir. Sen ne yapıyorsun şöyle? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun sen? Nasıl davranıyorsun sen içeride? Niye böyle davranıyorsun? Ne yapıyorsunuz dışarıda? Gelip içeride konuşun. Hava çok soğuk. Gir içeri Ceyda. Gir içeri Ceyda. Tamam. Deli bu kadın, deli deli. Bir yalana inanmış, onun peşinden gidiyor. Sen niye alet oluyorsun? Ben sana yalan mı söyledim? Sen ne diyorsun şöyle? Beni Berna sanıyor. Nasıl? Nasıl Berna sanıyor? Hadi git! Seni böyle bırakamam. Bırak. Hadi! Ben deli değilim. Ben her şeyin farkındayım. Sen başka birisin. Benim kızım değilsin. Ben döneceğim o zaman. Anne saçmalama. Tabii ki senin kızın. İn oradan çabuk. Berna. Sen ölmedin mi? Ölmüş gibi bir halin mi var? Gelir misin buraya artık? Berna! 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 Ben delirmedim, merak etme. Başkalarının yanında kızın olduğunu falan da söylemeyeceğim. Onu da merak etme. Ama onun buna ihtiyacı var. En azından tedavi edilene kadar,
herkes gibi normal bir insan olana kadar bu yalana ihtiyacı var. Biz bu yalanla mutluyuz Behzat. Sen olmasan da olur. Geçen senenin hesaplarına göre zarardayız beyler. Zarardayız. Yani koskoca alışveriş merkezi nasıl zarar eder ya? Bunu bana bir açıklar mısın Mahmutcuğum? Efendim aslında zararda değiliz. Sadece kâr oranımız düştü. Kârdan zarar etmiş durumdayız. Ne demek ya? Zarar zarardır. Ben her türlü zarara karşıyım beyler. Göster bakayım şunu. Hangisi? Şu. Şuraya bak ya. Ben ne diyeyim buna? Ne yapayım? Önerileriniz nelerdir? Bunlardan bahsedin. Acilen tasarruf tedbirleri almamız lazım. İlk etapta güvenlik ve temizlikle ilgili taşeron firmayla anlaşmayı feshedip daha ucuz firmalar bulmamız lazım. Olabilir. Çok güzel fikir. Ama yani kış günü bir sürü insan işsiz kalacak. Ya ne yapacağız Mahmutcığım ya? Yani kâra geçmek için havaların ısınmasını mı bekleyeceğiz? Bakın üzerimizde çok büyük bir baskı var. Ben size yansıtmıyorum ama bunu hissediyorum. Gittikçe de ağırlaşıyor. Yani daha çok kâr etmemiz ve daha çok kazanmamız gerekiyor. Onun için şu taşeron firma mıdır nedir gidin onu araştırın. Bunun ne yapacaksanız yapın. Gereği neyse yapılsın. Bu işte böylece bitsin. Tamam. Toplantı bitmiştir. Teşekkür ederim. Abi. Ekstride çıkan Egemen Yıldız'ın evi şura abi. Arabası da bu ha. Dün zaten Çiğdem ben kamera kayıtlarına baktım bu arabaya bindi. İyi la. Sen bir olay yerini ara da şunu iç dış çıkmasını bir yapsınlar. Kaç numaraydı lan? 3 numara abi. Şura. Buyurun. Kime baktınız? Kimseye bakmadık kardeşim. Kapıyı çalıp kaçacaktık, yakaladın. Helal olsun. Sana baktık lan. Egemen, kim geldi? Burada mı konuşalım, emniyette mi konuşalım? Tamam, geliyorum. Hadi. Bir sakin. Ablacığım bir sakin. Gel abla. Gel 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 gel. Şöyle bir otur sakin. Şöyle bir otur sakin. Ablacığım biliyorum çok zor bir durum. Çok zor bir durum ama bize biraz yardımcı olman gerekiyor. Görüşüyor muydunuz siz abla? Babası görüştürmüyordu beni. Ama ara sıra telefonla konuşuyordu. Peki arkadaşları, eşi, dostu, kaldığı yer hakkında bir bilgin var mı? Çok el değiştirdi. En son Eryaman'da bir arkadaşıyla oturuyordu. Hiç gitmedim ama adresini biliyorum. O kadar. Anlam sen adresi bana bir versen. Dört numara abi. Emin misin lan? Eminim abi. Oğlum emin misin lan? Bak yakma adamın başını. Bu, bu. Bu ya bu. Şeyde de vardı bu. Kamera görüntülerinde de vardı bu. He. He. Dört diyorsun yani. Dört. Bakın şimdi memur bey, bunu sadece ben yapmıyorum yani. Neyi? Yıl sonunda bütün şirketler bu tarz ufak tefek ayarlamalar yapıyor. Ne diyorsun oğlum, sen ne iş yapıyorsun lan? Muhasebeciyim. Ha. Sen bir de vergi kaçırıyorsun. Hem katilsin hem de vergi kaçırıyorsun. Abi ben mali şubeyi çağırayım mı? He. Bütün dükkanı çağır. Bu adam daha çok iş çıkar. Oğlum sen dün gece ne yaşadın? Bana bir onu anlat. Niye, ne olmuş ki? Ne olmuş ulan? Travesti almışsın arabanı. Ondan sonra öldürüp yol kenarına atmışsın.
Yok komiserim, benim travestiyle falan ne işim olur? Ben evli barklı kendi haline bir insanım yani. Benim gözümün içine iyi bir bak lan. İyice bir bak benim gözümün içine. Ben kimim biliyor musun? Ben Keçiören vergi rekrutmeniyim. Bu ne demek, anlıyor musun? Yalan söyleme bir daha, senin belanı s**ma. Sonra da Maliye Bakanlığı'na kadar kovalarım seni. Ya komiserim tamam, ben dün akşam beraberdim, birlikte olduk ama adam falan öldürmedim yani, kimseyi vurmadım. Ne yaşadın onu anlat. Bir barda karşılaştık. Ben bunu aldım, sonra ıssız bir yere gittik. Sonra beraber olduk. Ben sonra sinirlendim, yol kenarına attım. Niye attın oğlum? Amirim, tribe girdim. Ne tribe oğlum? Onunla birlikte olunca acaba dedim ben de mi? Oldum, sonra sinirlendim, attım arabadan. Ne oldun? Ooo, Egemen. Oğlum, bana bak lan. Sen bahçıvansın, biberin yok. B**sın, haberin yok oğlum. Niye attın lan? Ha? Ama ben öyle düşündüm amirim. Ha. Düşün. Sen biraz daha düşün. Heh, amirim, Akbaba Çiğdem Hanım'ın adresini bulmuş. Eryaman'da arkadaşıyla yaşıyorlarmış. Ha, Eryaman'da. İyi, biz bakarız oraya. Yalnız Eda, şu olay yerini sen bir ara. Ama bu Egemen'in Çiğdem'e attığı yer var ya, oraya iyice bir baksınlar. Emredersiniz amirim. Hayalet, sen de şu Çiğdem'in akrabalarıyla bir görüşle. Akrabalar? Akrabalar la işte. Anası babası danası. Yakını kim varsa şöyle genel bir yüzey taraması yap yani. He tamam abi. Ama önce şu rozet işini halledin la Cevdet'le. Biz de Eryaman'a bakalım. Ya abi ya bizim Eryaman'a kadar gitmemize hiç gerek yok ya. Vallahi Eryaman çok uzak. Bak ben bu içerideki adamı öttürürüm. Sen beni yalnız bırak. Ben bunu konuşturayım, cinayeti çözeyim, olsun bitsin. Ha. Ha Eryaman'a ne gidiyorsun? Gel canım, gel. Ne vardı? Savaş Bey geldi efendim. Gelsin, tamam. Hadi bir şey içeceğim. Kimdi bu Savaş ya? Savcı Hanım'ın kardeşi. Randevusu vardı bugüne. Al içeri, al, al, al. Buyurun efendim. Oo, aman da aman. Hoş geldin. Gel. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın, nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya sen amma boylu poslu bir şeymişsin ya. Bayağı da yakışıklısın. Teşekkürler, aferin. Sağ ol. Geç bakalım. Evet. Allah. Bir şey içer misin? Teşekkür ederim efendim, bir şey almayayım. İstemiyorsan. Peki o zaman hemen konuya geçelim. Şimdi senin çok sağlam referansların var. Zaten sağlam referansların olmasa da yani biz gençlere istihdam yaratmak için buradayız. Ha? Öyle değil mi? Biz bu makamlara biraz da onun için geldik. Yani senin için en uygun neyse onu bulur, seni oraya yerleştiririz. Bundan hiç şüphen olmasın. Sağ ol. Şimdi söyle bakalım. Bundan önceki iş tecrübelerin neydi? Anlat biraz. Vallahi Şevket Bey, ben sizinle açık konuşayım. Benim daha önce çok bir iş tecrübem yok. Olsun, olsun. Bir yerden başlaman lazım, öyle değil mi? Bundan sonra olur. Sen nerede okudun bana onu söyle. Ben bilgisayar mühendisliği okudum ama mezun olmadım. Olma. Olma zaten. Yani diploma dediğin nedir ki, öyle değil mi? Evet, zaten bak ben ne öğrendiysem hepsini hayat okulunda öğrendim. Ve her şeyi de hallettim, bu makama geldim. Bak görüyorsun değil mi ne kadar rahatım. Şimdi bak şöyle yapalım. Ben seni Mahmut Bey'e yönlendireyim. Sen onunla bir görüş. Yani o seni uygun olan neyse oraya yerleştirir. Ondan sonra biz seninle telefonlaşırız ha. Tamam, peki. Hadi gel bakalım. Sen de sekreterle de ki beni Mahmut Bey'e yönlendir de. Ha? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. İyi günler, sağ ol. Görüşürüz. Ah ne gençler, ah. Sipariş ettiğiniz kalem geldi efendim. 2500 euroydu, 2000 euroya aldık. Ne diyorsun? Ah 500 euro kâr ettik demek. Evet. Bak tasarruflu olmamız lazım, çok sıkı bir dönemden geçiyoruz. Evet, Savaş Bey, Mahmut Bey'e yönlendir. Peki efendim. Aşkım. Bana. Alo, bunda, ne haber? Rezervasyonu yaptırdım akşam için. Evet, kaçta gideyim alayım seni? Tamam, uygun o saat. Alırım. Görüşmek üzere.
Öpüyorum. Öptüm. Bir daha öptüm. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Kardeş şuna bir bak bakayım, bu kimin işi ya? Vallahi bizim değil, komiserim bu. Yani biz pek ışıklı mışıklı uğraşmıyoruz. Kim uğraşıyor bu ışıklı mışıklı işlerle? Ulus tarafında bir plaketçi Orhan var. Rozetti, şiltti filan, onlar da yapıyor. Eski elektrikçi çırağı zaten o. Hmm. İki mesleğin tecrübesini birleştirdi yani. Evet. Bak aslında ben de ziraat mühendisiyim. İki mesleğin tecrübesini birleştirsem nasıl bir şey çıkıyor ortaya acaba? Ziraat polisi olurdum Cedes'in. GDO işini çözerdim. Bak güzel olur. La yürü la. Bir de hım hım diyor ya. Allah'ım ya. Kolay gelsin kardeş. Normal işleri çözdün Cedet. GDO işi kaldı. Bu Çiğdem'in düşmanı falan var mıydı? Valla birkaç arkadaşımız hariç. Herkes bize düşman zaten. Yok ben öyle söylemiyorum. Yani özel bir düşmanı var mıydı ben? Onu soruyorum. Valla bir taksici Ferit vardı. Ferit? Evet. Bir dönem ilişki yaşadılar. Ama sonra ayrıldılar. Fakat adam bunun peşini bırakmadı ki. Hatta geçen gün evin önüne kadar geldi. Bağırdı, çağırdı, gitti. Peki bu Ferit nerenin taksicisi? Biliyor musunuz siz? Buzdolabının üzerinde kartı olacaktı. Var mı başka bir şey ekleyeceğin Çiğdem hakkında? Vallahi işinize yarar mı bilmiyorum ama... Çiğdem son dönemlerde bir gazeteciye ulaşmaya çalışıyordu. Sonra görüştüler. Birkaç kez de telefonla uzun uzun konuştular. Ama her telefon konuşmasında Çiğdem odasında yaptığı için ne konuştuklarını inanın bilmiyorum. Gazeteci. Evet. Bu mu? Evet o. Ferit Kaya. Memur bey, ben bu apartmanın yöneticisiyim. Yukarıdaki şeyler için mi geldiniz? Yukarıdaki neyler? Biz de çok şikayetçiyiz kendilerinden. Apartmanımızın adı çıktı bunların yüzünden. Emlak değeri düştü. 600 liralık ev 300 lira oldu. Ya bir sakin ol be kardeşim. Bir sakin ol. Son zamanlarda sen bu apartmanda şüpheli birilerine rastladın mı? Apartmanın önünde bağıran çağıran biri oldu geçen akşam. Yok onu geç. Başka bir günde emniyetten geldiler, üst kattaki evi sordular. Emniyetten? Hangi şubeden? Vallahi onu bilmiyorum. Sivil mi peki yoksa resmi mi? Sivil. Sivil. Başka ne sordular sana? Bak başka bir şey sormadılar. Hadi eyvallah. Şşş. Lan. Burası merkezi sistem. Evet. Kaçta kapatıyor? 11'de. 11'de kapatıyorsun, insanlar donuyor. Ondan sonra da niye kiralar ucuzladı? Niye ucuzlamasın? Sonra bir de ayrımcılık. Yukarıdakiyle ayrımcılık yap. Şu kapıyı da bir sormadan açma. Kapat. Herkese böyle kapıyı açma. Kapat lan. Ferit hanginiz lan? Benim abi. Hangi araba senin? Şu. Geç. Sıra bende değil ki abi. Ne oğlum ben seni seçtim de işte geç geç. Ne diyor abi? Daha karar vermedim la. Abi hayırdır? Çiğdem. Evet abi Çiğdem. Öldürülmüş la. Öldürülmüş mü? Ha. Emniyet açık la emniyet. Öğrendiniz? Sayın savcım, şu oturan Çiğdem'in en son beraber olduğu şahıs. Ben kendisini çok zorladım. Hatta yol kenarında aşağı falan da attım ama ben yapmadım diyor. Öyle demesi normal değil mi? Anormal değil. Diğeri? Diğeri bu dolaşan taksici. Çiğdem'le bir ara bir ilişki yaşamışlar. Daha sonrasında ayrılmışlar ama bu adam peşini bırakmamış. Bu soldaki, benzinlikte en son görünen adam. Çiğdem de arabanın içindeymiş. Az ileride de zaten cesedine rastladık. Sen bunları niye aynı odaya koydun? Aralarında belki bir kavga çıkar diye bekliyorum. Ne yapıyorsun Behzat? Ne yapıyorsun? İki şüpheli aynı yerde tutulamaz, sorgulanamaz. En temel soruşturma kuralıdır bu. Ben mi sana öğreteceğim bunu? Derhal ayırın şunları. Derhal. Aynı odaya koydular lan. Bilmiyorum. Ne iş yapıyorsun sen? Sana soruyorum. Sen mi öldürdün lan Çiğdem yoksa? Yok ben yol kenarında attım. Attın mı? Yol kenarında attın. Kimi atıyorsun lan sen? Ben tamam lan. Ha? Tamam oğlum tamam. Bırak tamam, bırak. Tamam lan tamam. Otur. Tamam. Kimi atıyorsun? Tamam. Otur.
Sakın bir daha kavga yok. Sakın. Ah, koruma o. Neden korumaya ihtiyacın var ki? Sorma. Ankara'da bir seri katil varmış. İnsanları öldürüp parmaklarını kesiyormuş. İşte bir görüntü ellerine geçmiş. Orada benim de görüntülerim varmış. Neden varmış? Bir şey dediler mi? Yoo, ben de anlamadım. Ama korktum. Koruma talep ettim. Niye böyle bir şeye benim adamın karıştığını anlayamıyorum. Peki aklına bir şey gelmiyor mu? Gelmiyor. Bak, polise anlatamadığım bir şeyler varsa bana söyleyebilirsin. Emekli oldum olmasına ama MİT'te uzun süre görev yaptım. Elim kolum uzundur, sana yardımcı olabilirim. Sağ ol. Bir şey bilsem söylerdim ama bilmiyorum. Biz niye buraya geldik? Sen heykelden, resimden anlar mısın? Aa, çok anlamam. Ama buranın atmosferini seviyorum. Eşini kaybettikten sonra tekrar evlenmeyi düşünmedin mi hiç? Yok. Ya sen? Ben 3 kere evlendim. Aslında 4. de olacaktı ama zor kurtuldum. Nasıl zor kurtuldun? Adam dolandırıcının tekiymiş. İş adamıyım demişti. Meğer 3 kağıtçının tekiymiş. Cezaevinden yeni çıkmış, bana musallat olmuş. Cezaevi mi? Cezaevi ya. Nasıl biriydi? Kır saçlı, yaşlıca biriydi işte. Adını biliyor musun? Gerçek adını öğrenemedim. Dolandırıldığımı anlayınca polise haber verdim ama onlar da bulamadılar. Neden bu kadar ilgilendin? Hiç. Hiç. Siz ne yaptınız da? Buldunuz mu Çiğdem'e saldıranları? Vallahi işte abi, etraftaki esnaflarla falan mı konuştuk? Kimsenin bir şey bildiği yok. Ben de diyorum ki herhalde adamlar o civardan değil. Çiğdem'in vurulduğu silah da temiz. Balistikte kaydı yok. Amirim, rozet bu içkinin promosyonu için üretilmiş. Ankara'da bir ajansa vermişler organizasyonu. Barlarda dağıtıyorlarmış. Bir de bu Çiğdem'in tırnaklarının arasında bulduğumuz kumaş rozetin arkasındakiyle aynı. Bu da demek oluyor ki rozet saldırganların üzerindeydi. Çiğdem de oradan kopardı aldı. Abi, eğer bu rozet katilin üstündeyse demek ki bu promosyondan faydalanmış, bu içkiyi içmiş. Ben diyorum ki biz de promosyondan faydalanalım, bu içkiyi içelim. Hem katilin psikolojisini anlarız, hem de... Hem de? Hem de o kadar. Aç da aç, aç. Hayatım, sen de çok mahzun görünüyorsun. Çok mutsuz görünüyorsun, niye öyle? Bak, avukatımla görüştüm. Hanımı bir köşeye sıkıştırdık. O hukuksal olarak, ben de psikolojik olarak sürekli baskı altında tutuyoruz onu. Yani sonunda zayıflayacak ve iflas edecek. Yani inan bana, güven biraz. Bilemiyorum Şevket. Çok ani gelişti her şey. Ben böyle birisi değildim. Ben mutluluğumu bir başkasının mutsuzluğu üzerine inşa edemem. Canım, biliyorum, biliyorum. Gel. Bak, her şeyi senin mutlu olman için yapıyorum. Güveneceksin bana. Ha? Bak, sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Sürpriz. Şevket, bu ne? Al bakalım, senin o. Ne gerek vardı? Hı-hı. Aç, aç. Bir kalem. Yazdıkça beni hatırlarsın. Ama bu çok pahalı bir şey. Sen daha iyilerine layıksın. Gücüm buna yetti işte. Bak, şuraya da bir tane yedek tüp koydurttum. Yani biterse para verip de yenisini alma. Bunu kullanırsın. Şevket, çok teşekkür ederim. Ama hiç gerek yoktu. Şöyle gül biraz ya. Tamam, bak, gülmek sana yarışıyor. Gel. Bunu kutlayalım. Mutluluğumuza, geleceğimize, her şeyimize. Aşkım benim. Gül şöyle işte, bak, sana yakışıyor. Buradan çıkınca ne yapalım? Sana mı gidelim, bana mı gidelim? Şevket. Tamam ya, şaka. Şaka. kalemi test ederdik.
Kim var orada? Kim var orada dedim? Niye geldin? Niye geldin sen? Git buradan! Git buradan! Geleceğiz. Niye geldin sen? Heyecanlanma lan. Bir dur. Konuşmaya geldim. Konuşacak bir şey yok. Bildiğim her şeyi anlattım ben. Niye bu kadının peşindesin? Kim bu kadın? Yalan söyleme lan. Evlenme teklif etmişsin. Yok öyle bir şey. Kadın söyledi. Cezaevinden çıktıktan sonra kendini iş adamı olarak tanıtıp evlenme teklif etmişsin. İş adamına benzer bir halin var mı? Bırak ulan neler gördüm ben. Adam Clark Kent'im der. Sonra bir bakmışsın Superman olmuş. Bu kadını tanımıyorum ben. Bırak peşimi artık. Ne olursun bırak peşimi, bırak. Günaydın amirim. Bu ne kızım? Ajansın adresi. Ne ajansı? Gizli ajans. Neyin gizlisi? Amirim bilmiyorum neyin gizlisi. Bu kast ajansı. Ya kızım sen şimdi bu adresi bana niye verdin? Bu ışıklı rozetleri dağıtan, içki tanıtımı yapan firma. Promosyon faaliyetleri için çalıştıracak insanları buluyorlar. Öyle söylesene kızım tamam şimdi. Eyvallah. Bir de amirim. Travestilerin örgütlendiği bir tane dernek var. Onların adreslerini de buldum. Belki Çiğdem Hanım hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. E güzel işte. Hayal et Lak Baba'ya. Söyle gitsinler. Tamam. Amirim, ha. Bilgisayarımı alabilir miyim? Al. Allah Allah. Abi ben iyice kullanmaya başladım. Bura ne böyle ya? Ajans falan değil. Şuna baksana ya. Bir şeyler yanıyor burada. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Biz ajansa kayıt yaptırmaya geldik. Üçgen vücutlu, küçük kafalı insanlar arıyormuşsunuz. Biz de öyle olduğunuzu düşünüyoruz. Yanlış geldiniz herhalde. Ne diyorsun sen ya? He? Polisiz kardeşimiz, polis. Hoş geldiniz. Siz bunu ne zamandan beri dağıtıyorsunuz la? Bir gün falan oldu komiserim. Hayırdır? Nerelerde dağıtmaya başladınız? Yani o işlere, Tuna'da, o civarlardaki barlarla başladık. Abi cinayetin olduğu gün dağıtılmaya başlamış. He. Siz... Mesela bunu neye göre dağıtıyorsunuz? Mesela yani atıyorum ben bir barda oturuyorum, içki içiyorum, eğleniyorum böyle. O sırada sen geliyorsun, ne diyorsun da bana veriyorsun bu rozeti? Şimdi ben dağıtmıyorum. Bu iş için seçtiğimiz kızlar var kendi bünyemizden. Onlar dağıtıyorlar. Onlar kim? Yani A plus seçtik bu iş için. İyi para verdiler. O ne oluyor ya? Yani kızları orta karardan çok güzele göre sınıflandırdık. Artık işin bütçesine göre aralarından seçim yapıyoruz. A plus en iyisi. Orta karar işlerimiz var. B, B eksi gibi seçeneklerimiz mevcut. Ben neyim? Mesela bir plus versen bana ben neyim? Siz neye göre dağıtıyorsunuz kardeşim? Neye göre dağıtıyorsunuz siz? Şimdi kızlar bu oyunla birlikte barlarda masalara gidiyorlar. İçkinin adıyla alakalı bir oyun oynuyorlar. Bu bulmacayı ilk çözene tişört, çözemeyene rozetlerden veriyorlar. Ha. Abi bizde rozet olduğuna göre bizim katil biraz daha uyuşuk zekalı. He. Bu arkadaşın grubu ne? A plus komiserim. He. Ulan hemen A plus. A plus artık plus lan. A plus. A plus ne? Neyse. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyurun. Kime bakmıştınız? Biz öyle bir genel baktıydık birader ya. Şey,
Sen burada mı çalışıyorsun kardeş? Gönüllüyüm ben ya. Ha tamam, eyvallah, güzel. Bu geçen öldürülen şey var ya, travesti Çiğdem. Hı hı. Biz onun bir tanıdığı manıdığı var mı, onu sormaya geldik sen. Ha vallahi tanıdığı varsa da yükseldi eylemlidir şu an. Bir tek biz nöbetçi kaldık burada. He. İyi tamam, kolay gelsin o zaman. Tamam, teşekkürler. Biz devam edin. Bak Burçak. Şşş. Birader bir baksana. Henüz açık değiliz. Kaçta açarsın? Söyle o zaman gideyim. Bir iki saat açarız ama damsız almıyoruz. Ulan şimdi gel buraya. Polis misiniz? Buraya gelenler genelde bellidir, kusura bakmayın. Ha, polis olmasa kalmayacaksın değil mi? Anca polis olunca insan gibi muamele. Anca. Yok, yanlış anlarız. Ben asla iş asısından damman dedim. Sen bunu tanıyor musun lan? Tanımıyorum. Bunu tanıyor musun? Evet, geçen akşam buradaydı. Eyvallah. Lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüel bireyler olarak bizler polis ve toplum tarafından maruz kaldığımız şiddete baş kaldırmadıkça Çiğdem gibi bizler de tehlikedeyiz. Anayasaya cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibaresini koydurmak için... Abi! Geçen gün bıraktığımız taksici var ya la, Ferit. Rozet muhtemelen o aldı la. Sen onu bulabilir misin lan bana? Ha, tamam abi, ben onu buldum zaten. İşte Çiğdem için eylem yapıyorlar diye o da burada abi. Eyvallah. Al onu lan. Al. Tamam. Ne oldu lan? Sessiz kalma. Ya Rozet alan şu taksiciyim şu var ya. Olma. Sessiz kalma. Suça ortak olma. Nefret öldürür. Transfobi öldürür. Nefret öldürür. Transfobi öldürür. Susma. Haykır. Translar vardır. Susma. Haykır. Translar vardır. Şunlara bak. Layık denden gidiyor. Ya teyzem ne alakası var ya? Senin kafan yanmış. Her şeyi layık diye var. Menopoz teyze tamam diye var. Lan bir sakin ol lan. Lan yok, uyarayım böyle lan. Geliyor. Bir abuk sabuk konuşuyor. Menopoza girmiş. Neyse, şimdi alıyoruz mu herif? Yok, şimdi almayalım ya. Olay çıkar şimdi. Eylem bitsin, ondan sonra alırız. Seviyordum abi Çiğdem'i. Ben niye öldüreyim? Ya işte o işler öyle olmuyor. Sen seviyordun da o seni seviyor muydu? Seviyordu abi, sevmez mi? E niye ayrıldınız o zaman? Benim yüzümden ayrıldık abi. O gün oturuyorduk parkta, taksi durağından bir arkadaş bizi görmüş. Ondan sonra gitmiş şerefsiz herkese anlatmış. Böyle böyle demiş, travestiyle birlikte demiş. Ondan sonra onlar da benimle dalga geçmeye başladılar abi. Evet, herkesin tuttuğu kendine ne tutuyorsun? Onu yediremedim kendime. Ayrıldım işte, dayanamadım. Ayrıldım da sonradan da pişman oldum abi. Gittim, affet beni dedim, seni seviyorum dedim ama... Dinlemedi işte. Ben her şeyi göz almıştım abi. Ama iş işten geçti. Hem ben eylemlerine gittim abi bugün. Öldürmüş olsam niye gideyim abi eylemlerine onun? E senden şüphelenmeyelim diye. Abi Çiğdem'i gerçekten ben öldürmedim, yemin ederim. La oğlum. Bir, garson seni görmüş. İki, bu olay yerindeki tekeriziyle o adamın, Egemen'in yani. Onun tekerizi uyuşmuyor. Şimdi senin tekerizinin sonuçları da 5-10 dakikaya gelecek. Sen öldürmüşsün, adam akıllı anlat. Niye öldürdün söyle. Abi biraz bakar mısın? Evet. Teker izleri bununkine de ait değil. Nasıl lan? Bayağı. Kime ait lan bu izler? Bak bak bak. Pompaların oraya bakmayın lan. Arka tarafa bakın. O hava basılan yer var ya. Orada mavi bir tipo var. Bak bak, hava basmıyor adam. Diğer aracı takip ediyor. Bu araç hareket edince de adam da peşinden gidiyor. Geçen gece ateş ettiğim araçtan bu. Recep Usta. Nasılsın? Vesat ben. Usta senden bir şey isteyeceğim. Bir baksana oralara. Mavi bir tipo, kurşunlanmış. Tamire gelmiş mi gelmemiş mi? He abi. Eyvallah usta. Eyvallah, sağ olasın. Amirim, Çiğdem Hanım'ın telefon kayıtları. Ne konuşmuş böyle o kadar uzun lan? O bir gazetecinin numarası. Abi Şilev'in ev arkadaşı bir tane gazeteciden bahsetmişti. Belki odur. Hayal et. O zaman siz şu derneğe gidin. Biz de Harun'la beraber şu gazeteciye gidelim. Kızım sen de bir bak bakalım sanayilerin hepsine. Kurşunlanmış mavi bir tipo tamire gelmiş mi? Emredersiniz. Nihat değil mi lan bu? He. Allah Allah. Hayırdır Nihat?
Bir maruzatım vardı amirim. Ne söyle? Aziz başkomiser benim peşimi bırakmıyor. Allah Allah, niye? Dün akşam evime geldi. Elinde bir kadın resmi vardı. Ben kadını tanımıyorum amirim. Bu kadına evlenme teklif etmişsin falan diyor. Kadın kim ya? Vallahi bilmiyorum. İş adamı kılığına girmişsin diyor bana. Allah Allah, bu azabici uçtu abi yani. Vallahi billahi benim haberim yok amirim. Benim derdim bana yeter zaten. İşim yok, gücüm yok. Her şeyimi kaybettim. Param pulum. Devlet iaşe bedeli istiyor benden. Ben onlarla uğraşamıyorum zaten. Bir de Aziz Başkomiser benimle uğraşıyor. Ne olur, ne olur amirim. Ya, amirim ha, kurtarın hallet. Beni, kurtarın beni tamam, bu adamdan tamam, amirim. Halledeceğiz, halledeceğiz. Sağ ol, sağ ol. Lan oğlum hadi. Ne yapacağız ya? Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Grafikerim. Neden sordunuz? Hiç öyle merak ettim ben öylesine. Trans olunca illa seks işçisi mi olmak lazım? Ya yanlış anladınız bacım. Hani grafikerlik ilginç meslek ya, ondan sordu bizim Kamil. Ondan sordum vallahi. Neyse, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi biz Çiğdem hakkında birkaç soru soracaktık. Kendisi herhalde bu derneğe üyeymiş. Hayır, değildi. Neden? Yani birkaç kez konuştuk kendisiyle ama olmak istemedi. Tehdit edeni falan var mıydı? Biliyor musun? Açıkçası polisin göz yumması ve yönlendirmesiyle bir grubun caddedeki arkadaşlarımıza saldırdığını biliyorum. Kim olduklarını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Neyse, kusura bakmayın, rahatsız ettik. Rica ederim. İyi günler. Kusura bakmayın. Bak, boş geçti. Toplandılar Şevket Bey. Bir şey yapamıyoruz. Ya olur mu öyle, böyle bir terbiyesizlik görmedim ben ya. Nasıl bir şey bu ya? İşe alınca iyi, işten çıkartınca kötü olur. Zaten ben görmedim ha. Buraya işe alınca sevilip şöyle gelip de toplanıp bir sevgi gösterisinde bulunanı görmedim. Ne yapacağız Şevket Bey? Yani özel güvenliğe niye haber vermiyorsunuz? Onlar niye müdahale etmiyor? Onlar da sözleşmesini feshettiğimiz şirkette çalışıyordu. Peki polise haber verdiniz mi? Verdik efendim. Çevik kuvvet gönderecekti. Çok iyi. Ben bir de şey arayayım. Behzat arayayım. Arayayım. Ara. Alo Behzat. Ne haber? Şey rica edecektim senden. Buraya benim yani alışveriş merkezine bir gelir misin? Çabuk gel ama. Şimdi işim var abi. Lan başlatma işi be. İhtiyacımız var diyorum. Yani gel diyorsak gel oğlum. Sana şiddetle ihtiyacım var, tamam mı? Tamam abi, tamam. Bir yere uğrayacağım, oradan gelirim ben. Bu ne ya? Reşat Bey arıyor. Alo. Alo, buyurun Reşat Bey. Sen ne yaptın Şevket? Ne yaptım? Bir şey, gerekeni yaptım. Yani arkadaşlar şey dedi, taşeron firmayı değiştirsek daha yani ekonomik olur, daha tasarruflu olur filan dediler. Ben de hemen uyguladım onu, değiştirdik yani. Daha mı tasarruflu oldu? Adamlar AVM'nin içinde eylem yapıyorlar. Aldıkları 3 kuruş para marka değerimin a**ları. Basın da gelmiş. Ay yok yok, siz o basını ciddiye almayın ya. 1-2 yerel gazete filan yani böyle şey. Bir de solcu gazete filan. Yani zaten pek müşteri filan da yok. Pek öyle ses getiren bir eylem yapamadılar yani açıkçası. Yani ben... Yani bunu uygulamak zorunda kaldım. Yani böyle bir tasarruf tedbiri yapmasak yani biraz daha uygun olur filan. Ulan şirket hesabından 2000 euroluk kalem aldığını bilmiyor muyum? Ne tasarrufundan bahsediyorsun? Siz onu ciddiye almayın ya. Şey o, ne? Yani ben onu vergiden düşecektim. Yani bize giren çıkan olmaz ki. Maliye düşünsün artık onu, öyle değil mi? Dur şu ortalık bir yatırsın da tekrar konuşacağız Şevket. Tabii, tabii. Halledin şu işi. Ne bakıyorsun lan? Selam. Buyurun. Cüneyt Bülü. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu öldürülen travestiyle ilgili konuşacağız seninle. Çiğdem. Sen tanıyor musun Çiğdem? Çiğdem mi? Çiğdem de kim? Mutlu Güven. Takma adı Çiğdem. Bir haftada 15 kere konuşmuşsun. Hatırlamıyor musun? Ha, tamam, hatırladım evet. Birkaç sefer aradı, konuştuk. Öldürülmüş. Haberin var mı lan? Bir travestinin öldüğünü duydum ama o olduğunu bilmiyordum. Kardeşim sen 26 dakika ne konuştun bunu? Gereksiz bir konuşmaydı. Hayatım roman olur falan dedi. Uzun uzun anlattı. Bir birimden, balyoz timinden bahsetti. Ben de sonunda bir şey çıkar diye bekledim. Çıkmadı. Sıradan da hikayesi. Sıradan. Travestinin biri balyozdan bahsedecek. Sen buna sıradan diyeceksin. Oğlum sen bize lan. Niye geçeyim ki? Eğer hikayesi hoşuma gitseydi hakkında yazı dizisi yapacaktım. Bu yüzden o kadar uzun konuştum. Tamam. Benim hayatım da roman. Yaz. Benim hikayemi yaz. Oo, ne roman olur benim hikayemden. Benimle de 26 dakika konuşacak mısın lan? Çiğdem'in ölümüyle benim ne alakam olabilir? Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Ya oğlum işte onu takip eden birileri var mıydı? Ne bileyim ya da korktuğu birileri. Bu balyoz, ne ayak. Bir anlat la.
Balyoz'un uygulamalarından bahsetti. Elinde bir de fotoğraf vardı. Toplum tarafından dışlandığını anlattı. Bilindik klasik bir hikayeydi. İlk olarak beni aradığında iyi bir haber çıkarırım diye düşündüm. Çıkmadı. Fotoğraf, ne ayak? Siz kendi yetkililerinizle konuşun. Ben bendekileri onlara ilettim. Benden bu kadar. Sizin b***nizi ben mi temizleyeceğim? Biz yine geleceğiz. Buralarda olur. Sen beni önce bir abimi bırak. Ondan sonra geçersin nereye geçersen. İyi tamam. Polis dağıttı zaten. Onlar da çil yavrusu gibi kaçırdılar. Zaten pek müşteri falan da yoktu. Gören neden olmadı yani. Hiç merak etmeyin Reşat Bey. Tamam. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Olmaz. Bir daha böyle bir şey olmaz ya. Bunlar sürpriz aniden oluyor. Hemen önlemimizi alıyoruz. Merak etmeyin. İyi günler. Tamam. Bir daha sürpriz falan istemiyorum işte. Vay kardeşim gelmiş benim. Gel otur şöyle ya. Ne oldu abi? Beni niye çağırdın? Niye çağırmayayım oğlum? Muhabbet ederiz. İki lafın belini kırarız falan diye düşündüm. Çıkalım mı? Abi ortada mevzu yoksa beni niye çağırıyorsun sen? Ya ne hemen beni hesap soruyorsun ya? Çağırırım tabii oğlum. Ben senin abinim ya. Yani konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Ya bir ya. Lan doğru konuş lan benimle ya. Ne doğru konuşacağım abi ben seninle? Ortada mevzu yok, sen beni çağırıyorsun ya. Şuraya bak ya. Lan doğru konuş lan sen ya. Ortada mevzu yok, beni çağırıyorsun abi. Şaka yaptım oğlum, ben bağırmıyorum. Sen ne yaptın, arabayla mı geldin? Ha? Abi sen iyi misin ya? İyiyim, seninle konuşacağım. Daha da iyi olacağım. Geliyor. Ne oluyor abi? Ya sallamayın arabayı kardeşim, amortisörleri yeri değiştirdik. Abi kim bunlar? Ya yok merak etme ya. Ya çekime. Kim bunlar abi kim? Ya yani sözleşmesini iptal ettiğim taşeron firmanın çalışanları. Yani işsiz kaldıkları için biraz şey yapmışlar. İçerlemişler, hırgür çıkarıyorlar. Aferin abi, iyi f***in ya. Sen niye yapıyorsun bunları abi? Ya oğlum daha ucuzunu buldum ya. Kaç kişi işten çıkarttın abi? Lan sana ne be, çetelesini mi tutuyorsun? Lan oğlum çekilin lan. Bay ecerim vallahi. Çekilin. Yani ş- bu. Hadi her şey be. Tamam be abi be. Yazık be abi. Hayırdır buyurun. Senin adın neydi kardeş? Aytekin. Heh. Aytekin kardeş. Sen neydin ya? Grup amiri miydin? Neydin sen? Ekip amiriyim. Abi şimdi sen biliyorsundur. Buralarda translara mranslara saldırıyorlarmış. Ne iş? Ya arada sırada oluyor. Bu bölgede çok oldukları için hepsine yetişemiyoruz. Biz gelene kadar da haşamet ediyorlar bazılarını. Ya sen diyorsun ki yani Çiğdem'e de o şekil bir şey olmuştur diyor yani. Bilmiyorum. O olay hakkında bir bilgim yok. Burada işlenmedi o cinayet zaten. La bırak şimdi. Olay senin bölgende başlamış. Hiç mi bir şey bilmiyorsun yani? Hadi o olaydan haberin yok tamam. Bu benim kulağıma şey geldi. Ekiplerden de birileri bu olaylara karışıyormuş. O ne iş? Ekipler, devriyeler onlara karışamaz. O iş Balyoz'un. Bir şey öğrenmek istiyorsanız gidin karakol amiriyle konuşun. Ya yerim amirin de seni de ha. Adam gibi sorduk oğlum. Neyin teranesindesin? Yürü lan. Tamam kardeş hadi. Tamam ne bakıyorsun hadi. Ya abi. Ya şu ekip amiriyle konuştuk ya. Aytekin midir nedir adı? Bildiğin mutat uygulamalar Behzat. La anlat be lan anlat işte. Anlat da bileyim ben. Biliyorsun Behzat bu işleri. Emir komuta denen bir şey var. Hem hukuksuz bir şey de yok. O fotoğraf olayı ne peki? Karakol personeliyle ilgili değil, ilçenin elemanı. Soruşturması kısa zamanda tamamlandı el altından. Daha fazlasını silsile yoluyla takip edeceksin. Dövdüm şimdi silsileyi misileyi. O polisler kimler onları bir söyle bakayım bana. Vallahi kusura bakma Behzat. Merak ettiğin bir şey varsa ilçe emniyet müdürümüzle görüş. Ben bir şey diyemem. Nereye? Harun Acaba niye gelmedi lan? Onlar sonra gelecek kardeş. Senin neyin var? Şöyle yolda giderken biraz konuşalım istedim. Hayırdır lan ne konuşacağız? Aklı boş ben o kadını buldum. Hangi kadın lan? Bana bul deyip duruyordun ya buldum işte. Nerede buldun lan?
Evde bizi bekliyor. Nasıl lan? Benim evde mi? Ha, senin evde bizi bekliyor. Gidiyoruz işte. Ne oldu kardeş, bir şey mi oldu? Yok. Gelir. Sana bunu mu bul dedim kardeş? Bunu mu bul dedim? Lan bir sakin ol. Kimler bu? Çık lan dışarı. Çık dışarı. Akbabuş bir sakin ol lan. Akbabuş. Git kardeşim. Akbabuş bir sakin git ol. Git kardeşim git. Şişt. Çık git elimden bir kaza çıkarma git. Ne oğlum git dışarı. Ya bir sakin ol Akbabuş. Ya oğlum çık bunda. Dışarı. Ne olduğumuzu bulduk lan biz heteroseksüeliz. Ya sen ne diyorsun Allah'ın aşkına ya? La oğlum heteroseksüeliz lan. İnternetten baktım heteroseksüel çıksın. Hepin Akbabuş. Çıkın kardeşim. Lan çak. Lan, ne oluyor lan? Yürü lan. Gel sen git dışarı. Oğlum ne oluyor? Lan çık! Lan ne yapıyorsun? Abi sen randevu aldın mı? Ya lan? Ne bileyim adamın geleceğimizden haberi var mı diye merak ettim ben. Yok geleceğimizden haberi yok da mevzudan haberi vardır. E şok olmasın şimdi. Sana ne lan? Sana ne? Müsait misin? Müsaitim. Hayırdır Behzat? Ya bu travestilerle ilgili konuşacaktım ya geçen buyurun, akşam. Buyurun, buyurun. Heh. Bunlara saldıranlarla ilçe emniyetteki bazı arkadaşların bir bağlantısı olduğunu öğrendik biz. Hangi ekipler? Nereden öğrendiniz? Bu Çiğdem'in arkadaşından ya. Çiğdem kim? Çiğdem. Öldürülen travesti. Gerçek adı neydi onun? Mutlu. Arkadaşı nereden biliyormuş? E Çiğdem söylemiş işte. Biz de doğru olabildiğini düşündüğümüz için olayı araştırdık. Zaten o bölgede travestilere sistematik olarak... Biz ne yapıyorsak asayişi sağlamak için yapıyoruz Behzat. Bu da bizim asli görevimiz. Ben açıkçası bunların hepsini caddelerden temizlemek istiyorum. Ama bunu yaparken de hukuka aykırı bir durum varsa gereği neyse yapılmalıdır. Mutlu'nun cesedi nerede bulunmuştu? Konya yolunda. Orası zaten benim bölgemde değil. Dediğim gibi hukuka aykırı davranan varsa buyurun yakalayın. Biz görevimizi yapıyoruz. Kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Siz de göreviniz neyse onu yapın. Bir de fotoğraf olayı falan varmış. Komiser Aytekin 6 ay önce istifa etti. Zaten arkasından da ihracı geldi. Peki bu Aytekin'i biz nerede buluruz ya? Uğrar mı buralı? Ne bileyim ben Behzat. Ben Aytekin'in bekçisi miyim? Eyvallah. Müdürüm ıhlamurunuz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen bıraktın mı lan? Bıraktım ıhlamur içiyorum artık. Daha sağlıklı tavsiye ederim. He. Gördün bak ben sana diyorum ıhlamur içelim diye. Daha sağlıklıymış görüyor musun? Biz ne yapıyoruz? Öyle. Sen büroya geç lan. Benden haber bekle. Tamam abi. La oğlum akşamdan beri soruyorsun. Niye anlatmıyorsun lan? Ya nereden atacağım oğlum? Bitti gitti işte ya. Akbaba bizi niye kovdu ya? Söyle niye? Ya işte uzun zamandır adamın evini işgal ediyorduk. O da bir yerde patladı. Bitti gitti işte. Tamam yeter ya. Nereye patladı? Damarına bastın adamın. Ondan sonra o da bizi kovdu işte. Evsiz kaldık. Ben kim senin ev muhabbetine ha? Bir sus lan! Allah Allah! Lan nereye oğlum? Pardon Eda'cığım. Ne yaptın usta? Hoş geldin Behzat. Geldi mi çocuk? Geldi. Sen mi yaptın lan? Aracı ben yaptım amirim. Sen tanıyor musun bunları? Tanıyorum. Bizim buranın çocukları ha.
Hatta akşam maçımız var halı sahada. Akşam maçınızı yapın siz. Ben de gelir seyrederim. Ama benimle görüştüğünü söyleme, tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Var mı başka bir şey? Yok be ustam, sağ olasın. Hadi kolay evet, gelsin. Sağ olasın. Eyvallah. Hayrola Behzat? Ya buralardan geçiyordum abi, bir sana uğrayayım dedim. Hayırdır, sen nereye? Dışarı mı çıkıyorsun? He. Nereye gidiyorsun abi? Sabiha'ya uğrayacağım. Sen Sabiha'yı nereden tanıyorsun abi? Hepiniz bırakıp gittiniz kadını. Katil peşinde, bir tek ben ilgileniyorum. Kimsenin kimseyi bıraktığı yok abi. O kadına koruma tahsis edildi. Koruma koruyamaz. Ben koruyacağım. Sen koruyacaksın. Sen nasıl tanıştın bu Sabiha'yla? Takip ettim. Takıldığı yerlere baktım. Bak Behzat, kendimi Hakkı olarak tanıttım ona. Hakkı ne abi? Ne o, beğenemedin mi? Kemalettin diyecektim ama bir uzun geldi biraz. Ya abi sen niye böyle gizli kapaklı işler çeviriyorsun ha? Gizli kapaklı hiçbir şey yapmıyorum. Nereden çıktı? Ya nasıl yapmıyorsun abi? Nihat'a gitmişsin. Nihat mı söyledi? He, Nihat söyledi. Ay İspikçi. Ya bir şey öğrenebilir miyim diye gittim. Ya abi biz seninle ne konuştuk? He? Ne konuştuk biz seninle abi? Bu işin içinde bulundur beni dedin. Bu adamın benimle derdi var dedin. Parmağımı kestiler bu yüzden dedin. Biz ne dedik sana? Tamam abi dedik. Ama attığın her adımdan haberim olacak dedik. Öyle demedik mi abi? Ya biriktirip biriktirip anlatacaktım sana. Sen bu Nihat'a niye gittin abi? Sabiha'nın fotoğrafını göstermeye mi? He. Ya Sabiha kendini dolandıran bir adamdan bahsetti. He. Sen de Nihat'ın iş adamı kılığına girdiğini düşündün öyle mi? Tarif de tam Nihat'a uyuyordu. Gittim konuştum. Her alternatifi değerlendiriyorum Behzat. Abi, her alternatifi düşünmeden önce birisiyle görüşeceksen önce benimle görüş. Anladın mı? Önce bana söyle. Sabiha'yla buluşacağım. Al işte söyledim. Ne gerekiyorsa anlatırım. Eyvallah abi. Abim, Ceyda Hanım odanızda. Ha. Merhaba Behzat. Akşam ne yersin diye sormak için gelmiştim. Yani akşama ne yapayım? Tost. Tamam. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Aşk olsun vallahi ya. Adamlar buluyor. Niye haber vermiyor bize? Ya durup biraz maç seyredeyim dedim de. Bunlardan olmaz da. Bunların hepsi kazma. İşte git maçı bitir. 10 numara var ya. 10, 9, 5, bir de 2 numara. 5, 2. He. Onları toparlayın geçin içeri. Geliyorum ben de. Tamam. Akbabuş nerede lan? He. Ya bu yine sapıttı ya. Abuk sabuk davranmaya başladı. Hadi. Ay. Sen oraya niye pas soruyorsun kardeşim? Bize vereceksin ya. At şu topa. Yola 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 yola. Yola topu bana yola. Aha. Polis polis, biter maç. Açıl. Barak şey. Ankara güçlü barak. Vurdum lan. Tamam yat lan yere. Yat. Polis yat. Neydi yat. Lan? Ondu. On. Kalk. Kalk köşeye geç.
9. A 9. Kalk lan. 5, 2. 5 ha orada kalk. Kalkın. Gelin. Gel gel gel. Geç şöyle. Şöyle geç. Geç şöyle. Tek sıra. Gel lan. Tamam bunları götürüyoruz. Gel takip et beni. Gel gel gel. Siz de Japon kale oynayın lan. O futbol geliştirir hadi. Hah! Başkan da geldi, şimdi yediniz burcayı. Hatırladın mı lan beni? Hatırladım abi. He. He, ver bakayım topu. Abi biz vallahi kimse öldürmedik. Kimse öldürmemişler la. Bak görüyor musun? Kimseyi öldürmüyor. Biz boşuna geldik o zaman. Gidelim. Patlattılar. Abi biz bunların takıldığı barda oturuyorduk. Sadece takip ettik abi. Benzinliğe girdiler. Sonra yola devam ettik. Sonra öndeki araçtaki adam bunu yolun kenarında attı. Biz de yaklaştık abi. Yapma, yapma, yapma. Biz sadece döndük abi. Biz de sadece dön korktun dedi. Başka bir şey yapma. Sonra lan. Sonra ne oldu? Abi. Ama abi şimdi onlar da polis, sen de polissin. Ne diyeyim, ben konuşamam bu şartlar altında. Var ya, seni ben bir kayıtsızı çarpsın. Neye uğradığını şaşırırsın. Polis kim la? Oğlum, polis kim polis? Aytekin abi. Komiser Aytekin. İlk gece de o vardı. Biz sadece dövecektik abi. Başka bir niyetimiz yoktu. O da bunlar caddelerden temizlensin diye. Sonra Aytekin çıktı arabadan. Biz zaten ne olduğunu anlayamadık. Sonra saydırmaya başladık. Sonra öyle işte abi. Amacımız polise yardımcı olmaktı. Aytekin abi ortamlardan tanırız zaten. Ben senin amacın ortamını şimdi. Ara da Aytekin'i. Ara buraya gelsin. Arayayım, ne diyeyim abi? Adın ne lan senin? Alper abi. Alper'in tutuştu abi, yetiş de. Ara lan. Sen tanıdın mı lan beni? Tanıdım abi. İyiler. Dua et, iyiler. Hoş geldin abi. Sattın mı lan beni? Lan! 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 Dur! 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 Lan! Kaç yıllık polisim, hayatımda ilk defa bir polis kovalıyorum ha. Lan niye durdurmuyorsunuz lan? Niye durdurmuyorsunuz lan? Anlamadık ki amirim. Polis aracı. Lan oğlum mal mısınız siz lan? Mal mısınız? Ne oldu abi? Ne çıktı lan?
İler oğlum. Çıkar. Ben arkana dön. Teşkilat beni harcadı. Ben mıntıkanın iki bamiriydim. İşte travestinin biriyle bir ilişkim vardı. O da içkime gece ilaç atmış. Bir gün bir otel odasında çırılçıplak buldum kendimi. Ya bir hafta sonra ilçe emniyet müdürü çağırdı. Fotoğraflar önüme attı. Ne fotoğrafı lan? Travestiyle çekilmiş uygunsuz fotoğraflarımız. Gazeteci gidip ilçe emniyet müdürünü anlatmış. Ben bunu haber yapmam demiş ama böyle böyle bir durum vardı demiş. Bu demiş bugün bizim gazeteye bunu anlatmasa yarın gider başka gazeteye anlatır. Ben bunu oyalıyorum. Siz de bildiğinizi yapın demiş. Müdür de benim istifamı istedi. Niye böyle bir şey yapsın valla? Aslında travestiler beni kullanıp hem polisten hem de balyozun uygulamalarından intikam almak istediler. Ben meslekten ihraç oldum. Balyoz uygulamalarına hala devam ediyor. Vay a**, ne balyozmuş la. Uygula uygula bitmedi la. Ne uyguladınız da siz böyle? Ya her akşam ana arterlerden toplayıp Elma Dağı yakınlarında çırılçıplak bırakıyorlar. Kurtar! Eşit! Ben de kendi balyozumu kurmaya karar verdim. Birkaç akşam birkaç tanesini haşamet ettim ki gören herkes hem polislerden hem de balyozun uygulamalarından nefret etsin. Konu meclise taşındı. Ben de hem travestilerden hem de teşkilattan intikamımı aldım. Çıkar la şu üniformayı. Çırılçıplak değil mi la? Behzat. Ne haber lan? İyi abi, hayırdır? Lan meyhaneye baktım, yoktun. Ben de buraya geldim. Meyhaneye niye gitmedin lan? Bir sıkıntı falan var mı? Yok be abi, hiçbir sıkıntım yok. İçkiyi bıraktım ben. Ha? Ha. Nasıl ya? Zararlıymış abi. Ha, iyi, iyi. Çocukların yanında içmiyorum. Onların gelişimleri olumsuz bir şekilde etkilemek istemiyorum. Yani. Ha, çok iyi, aferin. Ah, çok iyi. Ah, onu bırak da bir şey söyleyeceğim sana ya. İçimi dökmek istiyorum bana böyle. Yok abi. Sağ ol. Şey, çok pişmanım oğlum ben ya. Ya şu geçen işten çıkardığım adamlar var ya, onlardan biri geldi. Eve ekmek götüremiyoruz. Çoluk çocuk aç. Allah senin belanı versin dedim. Sen ne yaptın? Ne yapayım? Tekrar işe aldım. Güzel yapmışsın da abi. O işten çıkarttığın 99 kişi ne olacak peki? Lan oğlum bir kişi bir kişidir lan. 99'unu da kurtaramam ki. Neyim ben? Yapamam böyle bir şey. Hayat böyle oğlum. Acı işte. Bir kişiyi kurtardık. Lan bakma bana öyle ya. Benim üstümde de bir baskı var oğlum. İlla kâr edeceksin diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Sanki ben çok memnunum yani insanları işten çıkardığım için. Benim de işim kan ağlıyor oğlum. Benim de işim kan ağlıyor. İçin kan ağlıyorsa o zaman sen patronuna gideceksin. O sana emirler veren patronuna aha diyeceksin. Ha ne diyorsun oğlum sen ya? Bırak bu ağızları oğlum. Nesin sen? Sosyal bozguncu falan mısın? Polissin oğlum sen, polis. Benim canım, malım, mülküm, her şeyim sana emanet lan. Bunları korumakla mükellefsin sen. Hanım zaten herkes kapısının önünü süpürse örgütlü mücadeleye gerek kalmaz lan. Ne diyorum oğlum ben? Ne diyordum? Benim abi. Ha şey, Funda. Oğlum Funda var ya. Ben ona çok aşığım ama bu Nesime mahkemede eğer benim bir başka kadınla birlikte olduğumu falan kanıtlarsa işte o zaman ayvayı yerim. Öyle bir yani tazminat davası açar ki malımı, mülkümü, her şeyimi kaybedebilirim, anladın mı? Ben avukatlarla konuştum yani, böyle bir şey olmaz falan diyorlar ama olma ihtimali var. Ama bak şeye Funda'ya diyeceğim ki neyleyim ben cebimdeki parayı yanımda sen olmayınca. Nasıl güzel laf değil mi? Tuttun değil mi? Ha, güzel laf. Peki Funda sana neyleyim ben senin cebinde paran olmazsa derse? Ha? O zaman ne olur? O zaman sen de bunu tutarsın. Tut abi. Lan çek lan, bırak şu esprileri ya. Oğlum biz birbirimizi seviyoruz, anlamıyor musun? Hem ben anlarım oğlum. Yani bir insanın benim param için benimle beraber olduğunu hemen anlarım. Çakozlarım ben durumu. Sen hiç parasız kaldın mı abi? Yok. Sen otobüse bindin mi abi? Yok. Ha bir kez şeye bindim. Ne o? Metroya. Abi git sen aşkını yaşa abi sen. Lan ne diyorsun oğlum? Ben ne diyorum, sen de diyorsun lan. Ya ne alakası var otobüste benim aşkımın filan? Ne alakası var? Ha bak Ankara'nın 4'te 3'ü otobüse biniyor. Yani bu insanlar aşk yaşamıyor mu? Ya ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun abi? Sen ne anlıyorsun sen? Sen ne anladın bundan şimdi? Bunu mu anladın sen?
hop gidelim. Hop hop gidelim. Cigarayı feneri yak gidelim. Funda diyorum, funda. Bu ülkede nefret mağduru olan Kürt, Alevi, Sünni, Çingene, Hipozitif, engelli, sayamayacağımız milyonlarca öteki olma hali var. Ötekinin ötekisi olma hali de lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel bireylere düşüyor. Ötekinin ötekisini değil, ön yargılarımızı ve nefreti bitirecek bir yasanın çıkmasını istiyoruz. Anayasanın 10. maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerini... Behzat Bey, bizler için yaptıklarınızı biliyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Lütfen kabul eder misiniz? Sessiz kalma, suça ortak olma. Sessiz kalma, suça ortak olma. Gir. Savcı Esra, siz misiniz? Evet. Buyurun. Hanımefendi, bakın. Yıllarca okumuşsunuz, çalışmışsınız, didinmişsiniz. Koskoca Cumhuriyet Savcısı olmuşsunuz. Peki hiç utanmıyor musunuz? Anlamadım. Neden utanacakmışım? Evli barklı bir adamı ayartmaya çalıştığınız için. Ben Behzat Başkomiserin karısıyım. Hiç inkar etmeye kalkışmayın. Mesajlarınızı okudum. Aferin. Ceyda Hanım odanızda. Merhaba Behzat. Kendim için de bir şey istemeye gelmedim zaten sizden. Bana acımıyorsunuz diyelim. Peki bu çocuğa da mı acımıyorsunuz? Kızım. Gel. Gel buraya. Sen de bir şey söylesene kızım, konuşsana. Evet, babamın peşini bırakın lütfen. Duydunuz. İyi günler. Müdürüm. Gel Behzat. Tebrik ederim. Sağ olun müdürüm. Ben bir konuyu arz etmek istemiştim size. Daha sonra konuşalım. Bir basın açıklaması yapacağım da onun üzerinde çalışıyorum. Peki o basın açıklamasında ilçe emniyet müdürünün uygulamasından da bahsedecek misiniz? Anlamadım. Bu ilçe emniyet müdürünün balyoz siminden. Sözlerine dikkat et başkomiserim. Elinde bir tane tecavüzcü komiserin ifadesinden başka hiçbir şey yok. Bizim ne yaptığımızı sanıyorsun burada? Bu uygulama benden önce de vardı. İhtiyaç duyulursa böyle devam edecek. Bu Çiğdem her şeyi gazeteciye anlatmış ama. İyi ya, o gazeteci de ifade versin o zaman. Ya, o gazeteci de olayın içerisinde. Gazeteci dediğiniz gider haber yapar. Bu adam gitmiş müdüre ispiyon etmiş. Durumu çok zorlama başkomiserim. Seni tebrik ettim, el sıkıştık. Hepsi bu. Yalnız müdürüm, bu Aytekin polis gibi hala uygulama yapıyor. İlçe emniyette uyuyor. Su yolunu bulur Behzat. Şimdi basın açıklaması üzerinde çalışma yapacağım. Onun için çık, dışarıda bekle. Ha. Su yolunu bulur yani. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu nefret cinayetinin faili arkadaşlarımın titiz bir çalışması sonucu yakalanmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki bu olayın içinde eski bir komiserin parmağı da vardır. Ama bu bir çürük elmadır ve biz bütün bu çürük elmaları tek tek temizleyeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada bu cinayeti aydınlatan Behzat komiserime hepinizin önünde teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alayım. Buyurun. Sayın müdürüm, nefret cinayetlerinin önlenmesi için önümüzdeki dönemlerde özel bir çalışmanız olacak mı? Evet, bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bütün ilçe emniyet müdürü arkadaşlarım burada. Hepsiyle tek tek konuştum, hepsi de aynı fikirde. Bundan böyle cinsel eğilimleri yüzünden herhangi bir kişi ayrımcılığa uğramayacaktır. Ve şiddete maruz kalmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.
Pamukçu! 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 Ne satıyorsun lan sen? Pamuk. Pamuk satıyorum. Müsaade ediyorlar mı satmanı? Kızmıyorlar mı? Özel izin aldım ben. Sen de alacak mısın pamuk? Pamuk alacak mısın? Kendi pamuklar alacak mısın? Derken karanfil elden ele diyorsun yani. Ha? Bir şiir. Ha. Behzat. Kafam çok karışık. Ceyda'nın o hali gözümün önünden gitmiyor. Ya sen bana neden bu tür şeyleri zamanında söylemiyorsun da hep sonradan öğreniyorum? Her şey bana sürpriz mi olacak? Anlamadım ben. Bir akşam eve bir gittim. Önlü önlüğü giymiş. Masanın etrafında. Yemek hazırlıyor. Anlamadım ben de. Tamam. Eski karın hala kendisini senin karın zannediyor. Peki Şule? Şule? Evet. O neden böyle bir yalan söylüyor? Şule de seni babası mı zannediyor? Behzat, ne olursun anlat. Ne olmuşsa olmuş, ben senin yanındayım. Artık nasıl davranmam gerekiyor bunu sana kanıtlamam için? Ben iyi değilim ya. İyi değilim ben Esra. Otur sen. Yoksa yerden mi Ben çocukken o kadar sessiz ağlardım ki bazen kendim bile fark etmezdim ağladığımı. Çoğu zaman gölgelere saklanırdım. İnsanların içine çıkınca da hep şirin, o başı okşanmak istenen sevimli kız olurdum. Ben hep kendimi nasıl sevdirebileceğimi düşündüm. Hiç kimsen yoksa kendini sevdirmek zorundasındır. Babalarından şikayet eden kızları can kulağıyla dinlerdim hep. Benim kavga edecek de babam olmadı. Bana bağırıp çağıracak, sonra da pişman olduğunda gelip ne diyeceğini bilemeyecek bir babam olmadı. Giydiklerime karışan bir babam olmadı. Okuduğum kitapları, seyrettiğim filmleri, dinlediğim müzikleri gizlice kontrol eden bir babam olmadı. Eve 5 dakika geç kaldığımda başıma bir iş gelmiş olabileceğini düşünen bir babam olmadı. Erkek arkadaşım olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılan bir babam olmadı. Çevremin beni kötü yola düşürmeye çalışan adamlarla dolu olduğunu düşünen bir babam olmadı. Bütün kızlarım vardı kavgalı olduğu bir babası. Ve hepsi bütün o kavgalardan sonra dönüp dolaşıp yine barışmışlardı babalarıyla. Birbirlerini anlamış, her şeyi affetmiş, eski günlere dönmüşlerdi. Çünkü bir kızın kalbi her zaman babasına aitti.
Babanın kalbi de kızına. Benim hiç kalbim olmadı. Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusun benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerim. Gel kızım sokul bana, bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerim. Hey!